Merhabalar ben Burak Şambak. Kanalımdaki uzun eğitim videolarının yanında çeşitli konularda kısa videolarda yayınlayıp adeta sizlerle hap bilgiler paylaşıyorum. Bu kısa hap eğitim videomuzun konu başlığı yapay zeka ile mevsimi kışa çevirmek. Herhangi bir mevsimde çekilmiş bir fotoğrafımızın fonunu kolayca kış manzarasına çevirmek ve bunun üzerine bir de kar yağdırmak artık yapay zeka ile çok kolay. Mevcut fotoğraf portfolyonuzda geliştirmenize olanak sağlayacak olan bu yöntem hem kısa sürüyor hem de kolayca uygulanabiliyor. Haydi hemen Photoshop'a geçelim ve yöntemi birlikte görelim. Ve Photoshop'un içindeyiz. Öncelikle sol taraftaki araç çubuğundan çabuk seçim aracını Quick Selection Tool'u seçmemiz gerekiyor. Bu seçimin iyi olması için şuradaki select subject yani özneyi seçteki cloud'u seçiyorum. Yani bulut aracılığıyla daha rafine bir seçim yapacak. Buradaki contextual task bardaki select Subject'i seçersem de aynı işi yapacak. Select subject'e tıkladım. Özneyi yani kızı seçti. Yine içeriksel görev çubuğundaki şu ikona tıklıyorum yapılan seçimin tersini seç ikonu bu. Tıkladım. Böylece fon seçilmiş oldu. Buradaki generative file giriyorum. Ve bu sefer Türkçe yazayım. Kış manzarası diyeyim. Kış manzarası. Enter'a bastım. Photoshop ilk seçeneği getirdi. 2'ye bakıyorum. 3'e bakıyorum. Ya 3'e 1 yapacağım. Şu üçüncüyü. Şu birinci vallahi bilemedim. Bu mu olsun? Bu mu olsun? Bu olsun. Dedim siz diğerini seçebilirsiniz. Önemli değil. Katmanların yanındaki hamburgeri tıklayıp bir kere bunu flatten image yaptım. Şu anda fonla ön plandaki kız birleşmiş oldu. Şimdi bunun üzerine yağan kar katmanını eklemem lazım. Bunu da yapay zeka yapacağım. Onun için Ctrl A Command A Mac için tümünü seç yaptım. Yine Generative Fill'e girdim. Buraya da gökyüzü, yan, kar dedim. Enter veya buradaki Generate'e bastım. ilk seçenek, ikinci seçenek, üçüncü seçenek. Burada da üçüncü seçeneği seçtim. Şimdi yapmamız gereken bu katmanın yani yapay zeka ile üretilen katmanın üzerine girip bunu pikselleştirmek yani rasterize a layer'ı seçmek. Bunu yaptıktan sonra yapmam gereken şey benim bu katmana ait rengi yok etmem. Yani bunu siyah beyazı çevirmem. Bunu da ayar katmanlarındaki hue saturation renk doygunluğa girip buradaki clipping mask'ı tıklamak ki böylece sadece alt taraftaki kar katmanını yani bu yağan kar katmanını etkilesin. Saturasyonu en sola doğru aldım. Bu kar katmanının karışım modunu blending modu screen'e getirdim. Bu üst taraftaki hue saturation kendi blending modu normalde olabilir. Şimdi bu çok beyaz, çok açık tonlu olduğu için bir levels Yapacağım yine ayar katmanlarından Levels yani seviyelere girdim. Yine Clipping Mask'ı tıkladım ve bunun birazcık kontrastını arttırıyorum. Şöyle oldu yeter dedim. Şimdi tekrar bu yaratmış olduğum kar katmanına geldim ve onun yanındaki maskeye tıkladım. Sol taraftaki araç çubuğundan fırçayı seçtim. Maske beyaz olduğu için renginin siyah olması lazım. Bakıyorum burada rengim siyah. Ve opasitem yani fırçamın geçirgenliği de %50'de. Bir parça yüzünden karları silmek istiyorum. Siyahla bu maske üzerinde boyayarak. Hafif hafif tıklıyorum. Yani sürekli bir fırçalama işi değil de çok hafif tıklama yaptım. Sonra yine en üste geldim. Bir parça almış olduğum rengi geri iade etmek için tekrar ayar katmanlarına tıkladım. Buradan tekrar Hue Saturation'a girdim. Renk doygunluk. Yeni Creeping Mask'a bastım. Fakat bu sefer buradaki Colorize, renklendire girdim. Böylece kar katmanına unik bir renk vermeye çalışıyor olacağım. Hue renk ile oynuyorum. Ve şöyle 200 civarı Q 200'deyken şu an 208 olmuş. Saturasyonu da bir parça arttırayım. Şöyle 43'e getirdim. Yani tabii ki bu rakamlar sizin de hoşunuza gidecek rakamlar olmalı. Bakıyorum bu son etkiye. Şu haldeydi. Daha pembemsi durumdaydı. Bu hali daha soğuk bir tona getirdim işim bitti. Yan taraftaki hamburgeri tıkladım ve flatten image'e bastım. Bir snapshot'ını aldım. Öncesi sonrasını göstereyim size. Fotoğraf bu şekildeydi. Bu hale kolaylıkla ve çok kısa bir zamanda getirdik. Böylece eğitim videomuzun sonuna geldik. Anlattığım konuların sizlere faydalı olacağına ait inancım tam. Yeni videolardan haberinizin olması için kanalıma üye olmanızı ve videolar yayınlandığında hemen haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Ben Burak Şambak, kendinize çok iyi bakın. Selam ve sevgilerimle, hoşçakalın.